Wow televizyonundan ve Wow radyodan hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programıyla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca değerli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar sizlerden gelen soruları cevaplayacak. Sorularınızı 0552 915 82 42 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere gönderebilirsiniz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Allah razı olsun. İyisiniz, afiyettesiniz inşallah hocam. Çok. Rabbim sağlık, afiyet lütfeylesin inşallah. Amin. Bu sıkıntılı günlerimizi de en kısa sürede gidersin inşallah, İnşallah. Diyelim. Hocam sorularımız epey fazla. Bugün hemen başlayalım arzu ederseniz. Hocam ilk sorumuz bir boşanmayla alakalı bir soru. Diyor ki izleyicimiz, geçimsizlik nedeni kadın için bir boşanma sebebi sayılır mı? Bismillahirrahmanirrahim. Malum İslam hukukunda, İslam fıkhında boşama yetkisi erkeğe verilmiş. Gerek Kur'an-ı Kerim ayetleri, gerek Peygamberimizin hadisleri, gerekse uygulama bunu bu şekilde söylüyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'de doğrudan doğruya işte boşanma erkeğin elindedir falan demiyor belki ama hitap şekli hep erkeğe yönelik. Mesela اِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ediyor ayette. Evet. Yani kadınları boşadığınızda فَتَلِّقُوهُنَّ onları boşayın, kadınları boşayın gibi. Sonra boşanan insan da şey kadın oluyor. Evet. وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ ayette. Evet. Yani boşanan kadınlar beklesinler. Yani bu böyle. Resulullah döneminde de mesela Peygamberimizin bir hadisi var, buyurur ki mehir kadının hakkı, boşamada erkeğin hakkıdır. Bunun dışında başka hadisler, başka rivayetler de var. Ancak bu şu demek değil, yani kadının her halükarda o kocaya mahkum, bu evliliği ölümüne de olsa sürdürmesi şart diye bir durum da yok. Bazı mazeretlerle kadınların da kadıya, tabii bizim fıkıhtaki bugünkü mahkeme yok, kadıya şikayet edip veya başvurup boşanma isteğinde olabilirler. Şimdi hangi durumlarda bu kadın boşama isteyebilir, boşanmayı isteyebilir? Bu müçtehit imamlar arasında, ulema arasında tartışmalı. Peki niye tartışmalı? Çünkü bu konuda bazı rivayetler olsa da sıraya sayılmış değil. Yani şu durumlarda kadın mahkemeye müracaat edebilir, boşanma isteyebilir diye bir liste yok elimizde. Ama diyelim ki adam birisi karısına çok kötü muamele etmiş, Peygamberimiz boşa onu demiş. Sen de mehrini alma demiş. Bu tip şeyler var. Şimdi Hanefi mezhebinde kadın ne zaman boşanma talebinde bulunabilir? Affedersiniz erkek şeyse, iktidarsızsa. Evet. Yani hiçbir şekilde tamamen mesela bu. Bir de ve bununla ilgili konular. Bir de şey, bulaşıcı hastalık, sari hastalık. Böyle durumlarda kadın kocasından ayrılma için mahkemeye başvurabiliyor. Diğer mezheplerde farklı hükümler var ki burada en çok yelpazeyi geniş tutan Maliki mezhebi. Onlar da kocanın mesela nafakasını temin etmemesi, ki Şafiilerde de böyledir, yani kadının nafakasını temin etmemesi veya kötü davranması, efendim onu tahkir etmesi vesaire veya ayrılıp çekip gitmesi, bunlar da boşanma sebebi. Şimdi burada diyor ki geçimsizlik. Acaba geçimsizlik ne? Hangi ölçüde? Geçimsizlik kimden kaynaklanıyor? Şimdi burada nüşuz ifadesi kullanılır. Kadınlar da naşize olabilir, geçimsiz olabilir. Yani kocasını hiç takmayan, tabir caizse amiyane bir tabir oldu. Onu hiç hesaba almayan, efendim onu yoksa evine yani sahip çıkmayan, çocuklarına sahip çıkmayan birisi olabilir. Ha, aynı şekilde koca kötü bir insan olabilir. Bu kötülük nedir? Mesela nedir deyince burada diğer mezheplere de dikkate aldığımız zaman nafakayı temin etmemesi ve bir de kötü muamele etmesi, yani karısını dövmesi, şiddet uygulaması vesairedir. Ama öyle değil de efendim ya ben işte bununla evlendik vaktiyle ama işte gönlüm ısınmadı buna. Bu İslam hukukuna göre. Peki hocam alkol ya da kumar oynaması. Tabii olabilir. Yani olabilir, onlar da yok şeyde. Yani bizim o kaynaklarımızda bunlar ele alınmamış bunlar. Evet. Ama bunlar da tabii
o ayyaş adam, hiç evine zaten bakamaz öyleleri. Olabilir tabii. Bir de bunun bir yöntemi, karşılıklı rıza ile ayrılabilirler. Yani karşılıklı rızada kocayı ikna eder, kadın boşar. Veya mal teklif eder maddi durumun yerindeyse. Yani beni boşa, ben sana şu kadar mal vereyim der. Ona fıkıhta hulu muhala'a tabir edilir. Yani bu yollar açık. Peki hocam, ama keyfi olarak hiçbir sebep yok. Yani kaşını beğenmedim, burnunu beğenmedim diye boşanma olmaz. Kocanın böyle bir hakkı var mı? Talak hakkını bu şekilde kullanabilir mi? Koca için bir şey yok, sınırlama yok biliyorsun. Yani beğenmedim diyerek boşayabilir. Tabii burada bugünkü insanların bakış açısını anlatmak zor. Ama vakada bu yani. Ama evet, şu var tabii. Böyle boşanma, aklıma esti boşayayım, onu dinimiz tavsiye etmiyor. Benim o dediğim hukuki açıdan. Evet. Mesela ne diyor Peygamber Efendimiz? Allah'ın meşru kılıp da en çok hoşlanmadığı şey boşamadır diyor. Evet. Yani ne oluyor şimdi ise bir kadın, bir adam bir karısını boşadığı zaman uyarılarla Allah'ı hoşnutsuz ediyor. Ve bir Müslüman için bu önemli. Evet. Yani Allah'ı hoşnutsuz etmek, yani Allah'ın öfkesini celbetmektir o. Gadabını celbetmektir. Ya bir Müslüman da kolay kolay buna cesaret edemez. Müslüman. Evet, Müslüman ise. O önemli Müslüman. Hocam burada herhalde kazai ve diyani ayrımı var gibi. Yani şöyle, yani hüküm kaza itibariyle yok. Evet. Hüküm itibariyle yok. Ama evet, sebep de olabilir belki sebep olarak. Bir de şu var mesela şimdi geçimsizlik durumunda hemen boşayın demiyor. Önce evet, diyor yataklarını ayırın. Şey yapın, nasihat edin. Sonra işte yatakları ayırın. Sonra şunu yapın. Olmazsa o zaman boşayın diyor. Yani öyle kafam bozuldu boşama, canım sıkıldı boşama, işte yemeğin tuzu fazla olmuş boşama, yok böyle şeyler. Evet. Yani evet kocaya bu yetki verilmiş ama kocanın koca da kulağı çekilmiş tabirle şahitse. Yani bu bir tehdit unsuru olarak kullanamaz. Kullanılmamalı. Kullanılmamalı. Hem tehdit unsuru olarak kullanılmamalı hem de bir yemin içinde çok kullanılmamalı. Evet. Hocam kerahat vaktine kalmış namazların farzları kılınabilir mi? Yoksa kerahat vakti ibadet edilmemeli midir? Şimdi kerahat vakti deyince 3 vakit var. Bir, sabahleyin güneş doğarken. 2, öğleyin güneş tepedeyken. 3, akşam üzeri güneş batarken. Şimdi sabahleyin güneş doğduğu anda namaz vakti çıkmış olur. Bazı rivayetlerde sabah namazına başlayan kişi güneş doğarsa devam eder şeklinde görüşler var ama Hanefi mezhebinin muteber kabul ettiği görüşe göre sabahleyin kişi namazdayken, farz namazdayken güneş doğarsa namazı da bozulur. Sabahleyin güneş doğarken eğer kişi güneş doğarsa namazı bozulur. Ha öğleyin zaten o kerahat vakti öğlen namaz vaktinin girmesinden öncedir. Evet. Yani güneş tam tepede olup biraz o aradadır ki onun süresi hakkında çok net bilgiler yok. 10 dakika, 20 dakika falan şeklinde görüşler var. Üçüncüsü de ikindi güneş batarken. Şimdi bununla ilgili özel hadis var. Bir kimse diyor bir namaza, bir rekata yetişirse o namaza yetişmiş sayılır. Bir rekata yetişirse. Mesela bunu öğleyle ikindiye uyarlayalım. Adam öğleyi geciktirmiş. İkindi namazının ezanın okunmasına 3 dakika var. Allahu Ekber demiş namaza durmuş. Ve daha farzı bitirmeden ikindi ezanı okunmuş. Bu kişi namazına devam eder ve kıldığı namaz da öğle namazının edası olur. Yani öğle namazını vaktinde kılmış olur. Burada problem yok. Zaten bu arada kerahat vakti de yok çünkü. Peki ikindi namazı ne zaman kerahat vakti başlar? Olur. Takriben güneş battıktan 40-45 dakika öncesine kadar. Yani güneşin battığı tarafa baktığımızda gözümüzü kamaştırmayacak hale geldi. Ondan sonraki kısım kerahat vaktidir. Eğer kişi ikindi namazını daha o zamana kadar kılmamışsa, o vakte kadar ikindi namazını kılmamışsa ve daha güneş batmadan Allahu Ekber deyip durmuşsa. Şimdi ve güneş batsa burada bir ihtilaf var. Ama o birinci rekatın secdesini yaptı mı? Ondan sonra güneş batsa da namaza devam eder. Ki kerahat vaktidir orası. Ve namazı da vaktinde kılmış olur.
Çünkü hadiste men edrake rek'aten kable gurubi şems. Yani güneş batmadan bir rek'ata yetişen diyor. Bir rek'ata yetişen. Peki bir kimse bir rek'ata ne zaman yetişmiş olur? Burada evet. Bir Allahu Ekber deyince diyen var. Bir de birinci rekatı secdesini yaptığı zaman. Bir rüknü şeyi tamamlaması. Şimdi namaz diyebilmesi için, Hanefi mezhebi budur. Bir namaz diyebilmemiz için en az bir rekat kılmış olması lazım secdesiyle beraber. Hmm. Mesela bir adam namaz kılmayacağına yemin etse ve bir rekat kılsa secdesiyle beraber yemini bozulmuş olur. Ama başlamış rükudayken vazgeçmiş kılmaktan, ha yemini bozulmadı. Tabi bu ters bir yemin, böyle olmaması lazım, ayrı konu. Ha şimdi ikinci namazında bu var. Yani birinci rekata imamla güneş batmadan tekbir alıp namaza başlayan, birinci rekatı kılan kişi ittifakla ikindi vaktinde kılmış olur ve güneş batsa bile namaza devam eder. Ama tekbir almış, niyet etmiş, Allahu Ekber demiş, başlamış. Bu da ve güneş batmış. Bu durumda devam etmesi halinde ikindi mi sayılır veya eda mı sayılır, kaza mı, devam etmesi mi? Burada devam etsin. Peki kerahat vaktinde neler yapılmaz bak. Bir defa o gün ikindi namazının dışında başka bir namaz kılınmaz. Bir. Daha önce hazırlanmış olan cenazenin namazı kılınmaz. İki. Nafile namaz zaten kılınmaz. Daha önce okunmuş olan secde ayetinin secdesi yapılmaz o vakitte. Veya daha önce yapılmış olan tavafın tavaf namazı kılınmaz. Bunlar Hanefi mezhebine göre. Şafiilerde durum farklı, ona girmeyelim. Evet. Hocam diyor izleyicimiz, benim bir uyku problemim var. Yer yer 5-10 saniyelik bir dalmalar yaşıyorum. Namaz kılarken de bu söz konusu oluyor. Bu sabah diyor, sabah namazını kılarken ikinci rekatta Fatiha'dan sonra ayet veya sure okumadan dalmışım. Salavat okurken kendime geldim ve namazı bitirmediğimi anladım. Kısa bir süre okuyup namazı devam ettim. En sonda selam verip vermediğimi de hatırlamıyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Raporlu ilaç kullanıyorum ama o da etkili olmuyor. Şimdi Allah şifasını versin. Tabii doktor herhalde gitmiş zaten ilaç falan kullandığına göre. İşin namazla ilgili kısmı, biliyorsunuz farzları, namazın farzlarını kasıtlı veya kasıtsız, bilerek veya unutarak kılmayan bir kimse namazı olmaz. Şimdi burada bu kardeşimiz Fatiha suresini okumuş, ondan sonra dalmış. Ve anlaşılan o ki salavat okurken, yani ettahiyyattan sonra okuduğumuz Allahümme salli ala barik onu okudu. Demek ki o aradaki rükünleri yerine getirmiş hocam ama. O getirdi mi acaba? Farkında değil bak. Diyor ki yapmadım diyor. Ya bu ara rükü vardı, yapmamış. O salavat getirirken yani. Salavat getirmiş ama yaptığının farkında değil. Belki de o Fatiha'yı okuduktan sonra direkt salavata döndü, indi. Yani o bilmiyor ki. Ama diyor ki burada soruda şey diyor. Ben diyor onları yapmadım diyor. Dolayısıyla rükü yapmamışsa veya secdeyi yapmamışsa o namaz olmadı, baştan alması lazım. Yani tekrar üstelik daha sonrasında da şey yok. Evet. Bitirip bitirmediğini o, bilmiyor. Neyse yani. O selam diğerlerine göre biraz daha şey tabii vaciptir biliyorsunuz. Başka türlü de insan namazdan çıksa o olabilir yani, kerahetle olabilir ama rükû olmadan, secde olmadan namaz olmaz. Ki burada benim anladığım kadarıyla bu sorudan bu rükû ve secde yapılmamış. Ha şimdi bir de şu var. Peki bu insanın abdesti ne oldu? Ayaktayken uyuduğuna göre abdesti bozulmaz. Ama eğer diyelim ki bir yere yaslanmışsa, dayanmışsa, uzanmışsa o zaman abdesti bozulur. Evet. Evet hocam, diğer bir sorumuz da şöyle. İzleyicimiz diyor ki yakınım haram bir ilişki içerisinde Kur'an'a dokunabilir mi, okuyabilir mi? Şimdi Kur'an'a dokunmayla okunmayla haram ilişkinin irtibatı yok. O haram olan ilişki haramdır. Onun cezası bellidir. Efendim, tabii günümüzde bu dünyada cezası yok. Ama bizim şeyimizde, fıkhımızda, dinimizde bu dünyalıkta ağır bir cezası var o işin. Ha, ama ahiretteki ceza haliyle kalıyor, devam ediyor. Şimdi Kur'an'a kim dokunamaz? Adetli olan bir insan dokunamaz. Kadın. Ve cünüp olan bir insan dokunamaz. Bir de abdestsiz olan.
Şimdi bu kişi diyelim ki yasak ilişki kuruyor, gusletmiyor mu? Eğer etmiyorsa o zaman dokunamaz. Çünkü abdestli olmayan veya gusül gerektiği halde gusletmemiş olan kişi Kur'an'a dokunamaz da abdestli olmayan değil de gusletmesi gereken kişinin de Kur'an-ı Kerim okuması da caiz değildir. Değildir. Ama o yanlış yapıyor, o günah işliyor, o yasak ilişki işliyor diye ibadetlerin tümünü terk etmek zorunda değil. Evet, yapmaması lazım ama yapıyor. Nefsine uyuyor. Uyuyor. Ama bu demek değildir ki sen bunları yapıyorsun madem, ibadet etme anlamına gelmez. Gelmez. Hocam, kamu kurumunda çalışıyorum. Çıkış saatimiz 18 olarak ifade ediliyor. Ancak biz daha erken 17.30'da çıkıyoruz. Bunun üzerinde mesai alıyoruz. Bu konudaki hocamın düşüncesi nedir diye soruyor. Şimdi burada bana sormaya gerek var mı? Kendisi zaten bu kardeşim yani bu işte. Bazen hocam yani 18 denildiği halde idare diyor ki normal saatimiz 18 ama o zaman 17.30 diye. O zaman izin o mesai yarım saat eksik alsın. Şimdi maalesef bizim devlet dairelerimizde böyle bir sıkıntı var. Bazen geç kalma, bazen erken çıkma. Bu umuru adiyeden sayılıyor sanki. Bir anımı hatırlatayım. Ömer Öztop diye bir hoca vardı. Allah rahmet eylesin. Duymuşsundur. Evet hocam. Hı-hı. Bu Eyüp Camii'nin hatibiydi. Yani, hatibiydi. Vaiz. Sonra galiba Süleymaniye'de de hatiplik yaptı. Onun bir de hutbe kitabı var. Evet. Bu hoca efendi Belçika'da kalmış. Ve orada öğretmenlik yapmış. Din bilgisi öğretmenliği. Belçika'da bu imkan vardı. Diyor ki bir gün bir şekilde geciktim okula giderken ve o dış kapıyı kapatmak üzere görevli müstahdem. Ve ben girdim, dedi ki beyefendi bir dakika geciktim. Ve ondan sonra dedi ben emekli oluncaya kadar, oradaki görev bitinceye kadar herkesten önce geldim okula dedi. Yani bakın disipline bakın. Bir dakika geciktim. Bunu kim söylüyor? Müstahdem söylüyor. Kime söylüyor? Evet. Öğretmene söylüyor. Evet. Şimdi bizde bir dakika değil, 10 dakika, 20 dakika yani. Biz görevlerde bulunduk yani çeşitli görevlerde. Maalesef bu mesai mefhumu bizde yok. Olması lazım. Ha, şey yapmadan, mesai dolmadan asla kimse çıkmamalı dışarıya. İşini terk etmemeli. Saat 6'da bitiyorsa 6'da terk etsin. Ne bunu 5.30'da salıvermeye amirin yetkisi var, ne de kendisine gitme yetkisi var. Ama vaka bu efendim. O zaman mesai alma. Ve mesai yapıyorsan eğer, o zaman yarım saat eksik al. Yoksa bu helal bir para olmaz. Evet. Hocam, ticaret veya yatırım amaçlı alınan taşınmaz mallar için zekat vermemiz gerekiyor mu? Şimdi ticaret için almışsak bu zekatı verilecek. Tabi burada ticaret alınan mallar mı diyor yoksa taşınmaz mallar mı diyor? Taşınmaz mallar. Taşınmaz. Ha. Mesela tarla, bağ, bahçe, ev. Ev. Ha, bunlar. Eğer ticaret için almışsa, yani ben bunu şimdi alıyorum, kar ile satacağım değerini bulduğum zaman diyorsa, bu ticaret malıdır. Bu süre uzun olursa hocam, olsa da, aldım, dursun. Belki ihtiyaç olsa satarım düşüncesi olursa. O ayrı şimdi. Ticarete girmeyebilir o. Şimdi benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Adam alırken satmak niyetiyle almış. Yani ben bunu aldım, müşterisini bulduğum zaman satarım. Bunu insanlar araba alıp satıyor ya. Evet. Aynen böyle daire alıp satanlar da var. Ev alıp dükkan alıp satanlar da var. Bu şekilde almışsa o zekata tabidir. Bir de adam alıyor arsayı üzerine ev yapmak niyetiyle. Veya tarla alıyor, bahçe yapmak niyetiyle. Bu şey yok bunda. Neydi? Zekat yok. Zekat yok. Buna. Ha, ama dediğin gibi şimdi almış, demiş ki ben bunu satarım ileride. Eğer şey bulursam belki de işte ev yaparım falan. Ha, o zaman satmaya karar verdiği andan itibaren zekata tabi olur. Hmm. Ve satmaya karar verdiği andan itibaren ki malın değerini esas alır. Evet. Hocam, eşimle aramız bozuk. Annemde kalıyorum. Annenlerin yanındayken ben sana bakmam diyor. Eşim hiçbir ihtiyacımı karşılamıyor.
Bunun hükmü nedir? Doğrusunu yapıyor eşi. Şimdi koca karısının nafakasını niye temin etmek zorunda? Kadını evinde alıyor. Kadın evinde, yani kocanın evinde. Kocayla beraber yaşıyor. Efendim kocanın ihtiyaçlarını karşılıyor. Ev işlerini görüyor. Evet. Değil mi? Yani nafaka bunun için gerekli. Yoksa sen evi terk et, kocanla irtibatı kes, ondan sonra da nafaka bekle. Olmaz. Yok bu. Yani nafaka, evet, dediğim gibi kadının kendisini kocanın evine tahsis etmesinin bedelidir. Evet. Eşlik vazifesini yaptıktan sonra. Evet. Tahakkuk ediyor. Hocam, çocuğum oyuncak Barbie bebek istedi. Ona aldım, evin içinde böyle oyuncakların olması caiz midir diyor. Birkaç gün önce bu soru soruldu. Belki de dün müydü bilemiyorum. Bu biblolarla alakalı bir şeydi. Aynı şey. Yani bebekler, aşağı yukarı. Yani biblo deyince bir hayvan şeklinde falan oluyor belki. Evet. Bu da bebek şeklinde. Artık bu umumi belva olmuş diyelim. Yani kimse bunları tapınmak amacıyla almıyor. Evet. Yani inşallah. O kaydı koyalım. İnşallah günah olmaz diyelim. Evet. Hocam, günlük 5 vakit namaz arkasına geçmiş namazları kılıyorum peşinden. Sabah ve ikindi namazının peşinden kılmamın bir sakıncası var mı? Yani kerahat vakti girmeden kılıyorum genelde. Kılabilir. Yani burada sabah namazından ile ilgili yasak kılınmayan namaz nafile namaz. O bir, sabahın farzından önce, sabah namazı vakti girdikten sonra farzı kılıncaya kadar sabah namazının sünneti kılınmaz. Bir. Farzdan sonra da güneş doğup da aşağı yukarı işte bir 40-45 dakika geçinceye kadar hiçbir nafile namaz kılınmaz. Hatta hiçbir namaz kılınmaz. Ama farzı kıldı, daha güneşin doğmasına yarım saat var. O arada kaza kılabilir. Kaza kılabilir. Yani demek ki sabah namazı vakit girdikten sonra sabah namazının sünnetinden başka nafile kılamaz. Sabah namazının farzını kıldıktan sonra güneş yükselip efendim bir mızrak boyu olarak geçer veya iki mızrak boyu, ki takriben 40-45 dakika olarak değerlendiriliyor bugün. O geçinceye kadar nafile namaz kılamaz ama kaza kılar. İkindiden sonra da aynı şekilde ikindi namazından sonra sünnet nafile kılınmaz. Ama kaza kılınabilir. Akşam namazının farzından önce de sünnet nafile kılınmaz. Zaten akşam namazının farzından önceki kısım kerahat vaktidir. Ve o zaman, evet, kaza da kılınmaz. Olmaz. Hocam, nafile oruç kaza orucu yerine geçer mi? Şimdi ibadetlerde niyet esastır. Ve niyet de kesin olacaktır. Yani ben bu ibadeti niçin yapıyorum ve ne yapıyorum? Bu. Şimdi oruçla ilgili birkaç çeşit niyet olabilir. Yani nafile niyet olabilir. Kaza niyeti olabilir. Kefaret niyeti olabilir. Değil mi bu? Evet. Bunlardan hangisine niyet etmişse odur oruç. Yani önceden ben fazladan oruç tutsam. Nasıl? Nafile oruç tutsam önceden hocam. Bir gün kaza kalan oruçlarıma saymak üzere. Olmaz mı böyle bir şey yapsam? O zaten olmaz haliyle de. Şimdi bir ibadete iki niyet olmaz. Dolayısıyla eğer orucu tuttuğunda nafileye niyet etmişse nafiledir. Kazaya niyet etmişse kazadır. Hem nafile hem kaza olmaz. Hatta bu çok bize sorulur Ramazan'da, biliyorsunuz. Evet. Ramazan'dan sonra Şevval orucu vardır 6 gün. Peygamber Efendimiz bu orucu teşvik etmiş ve bu orucu 6 gün tutan kişi diğer Ramazan'la beraber tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur buyurmuş. O yüzden özellikle hanımefendiler çok sorar. Ramazan'da özel günlerinde oruç tutamıyorlar ya. Evet. Onu Şevval'de tutsak, onu kaza ederken hem Şevval orucu hem de kaza yerine geçer mi? Yani bir taşla iki kuş olur mu diye. Birinin yerine geçer. Yani ya kazadır o ya nafiledir. Burada da nafile orucu kazaya geçmez. Eğer kaza borcu varsa önce o kazayı yapsın. Sonra nafileyi. Evet. Hocam, Şafii mezhebine tabiyim. Mesleğim gereği sürekli insanlarla ellemek durumunda kalıyorum. Temas ediyorum elimle. Bundan dolayı abdestim sürekli bozuluyor ve çok zorluk çekiyorum.
özellikle de kış aylarında çok zorlanıyorum. Sadece abdest konusunda Hanefi mezhebine uysam olmaz mı? Tabii ben şunu anlamış değilim. Ne insanlarla devamlı el temasında olsun? Yani evet, olabilir insan bazen ama bu belki sürekli bir karşı cinsteki bir insanın elini tutmuş da onun elini tutuyor değildir ki bir kimse. Belki hemşire falandır hocam. Ya hemşire de olsa kan alıyordur. Yani illa eldiven kullanması gerekir. Ya olabilir, elinde şeyi vardır, eldiveni vardır, bilmem ne vardır ve bu da sürekli olmaz. Neyse, evet, olduğunu varsayalım. Şimdi burada abdestini alsın ve namazını kılsın. Evet. Karıştırma ama tabii Hanefi mezhebine göre abdest bozucu şeylerden de uzak kalsın. Evet. Hocam caminin tamiri için ödeme yapılırsa, bağışta bulunursa bunun sevabı ne olur? Bu sevap kıyamete kadar devam eder mi? Şimdi nasıl da ayet-i kerime estağfirullah innema ya'mur mesacidallahi men amene billahi vel yevmil ahir ve yukim ve ikame salatu ve ite zeka ve ondan sonra ülaike humun, neyse yani, evet, ayet-i kerimede diyor ki Allah'ın mescitlerini Allah'a inanan, ahirete inanan, efendim namazını kılan, zekatını veren ve zekatını veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar. Evet. Ayetin devamında o vardı. Bunlar yapar bu işi. Yani camileri imar etmek bu insanların işi. Evet. Yani demek ki bu sevaplı bir şey. Bu bir. İkincisi bu sadaka-i cariye dediğimiz bir tabir var biliyorsunuz. Yani bir defaya mahsus sevap getiren değil de o kaldığı müddetçe o sadakayı yapan kişiye sevap akıp duran kişi. Ha. O da kimdir? İşte cami yapan, yaptıran, okul yaptıran, hastane yaptıran diyelim, köprü yaptıran. Toplumun yani toplumun alacağı, yararlanacağı eserler bırakan kişi. Buna sadakayı cariye diyoruz. Ve diğerleriyle beraber yani hayırlı evlat bırakan, efendim kendisinden yararlanan, ilim bırakanla birlikte bu sadaka-i cariye bırakanın amel defteri kapanmadan devam ediyor. Şimdi burada cami yaptırmakla caminin tamiratına yaptırmak aynı şey mi? %100 olmasa da birbirine hemen aynıdır yani. Sonuçta ne yapıyor? İmar ediyor. İmar ediyor. Peygamber Efendimiz de zaten diyor ki bir kimse bir mescit yaptırırsa Allah da ona öbür dünyada bir köşk verir diyor. Şimdi onun sevabı var mutlaka. Ama ne kadar sevabı var onun takdiri bize değil, Allah'adır. Evet. Yani Cenab-ı Hak yapılan ibadetlere, yapılan hayırlara şey verirken, mükafat verirken 1'e 10 en azı. 1'e 700'e kadar diyor. Yani en az 1'e 10. Ama 1'e 700'e kadar ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Sizden biriniz diyor bir iyi iş yaptığı zaman o tarlaya atılmış bir tohum gibidir bu. Tarlaya bir tohum atarsın, 10 tane başak çıkar o tohumda. Ve her bir başakta da, affedersin, 7 tane başak çıkar. Ve her bir başakta da 100 tane vardır. Toplam 700'dür. Ha şimdi, yani 1'e 700 veriyor. Peki daha fazla veremez mi? Onu da verir. Allah'ın hazinesi. Hatta oruçla ilgili değil mi? Oruç benim, evet, içimdir, onu ben takdir ederim diyor. Evet. Ve bunun şoyu yok. Sınırı yok. Sınırı yok. Evet. Yani burada bu arkadaşımızın sorusuna vereceğimiz cevap, Allah bol bol verir. Allah için yapılan. Tabii zaten o olur. Evet. İbadetin, sadakanın, hayrın karşılığını Allah vereceği için orada bir sınırlamaya gitmemek lazım. Ha, bizim gibi değil ki hocam. Sen zengindir, varlıklıdır. Allah ganidir, bizler fakiriz. Hocam eşim içki içiyor ve namaz kılmıyor. Ben evlenirken bunları ona sormadım. Şimdi ne yapabilirim? Ben de günaha girmiş olur muyum onun bu içkisinden dolayı? Boşanmak da istemiyorum çocuklarımdan dolayı. Şimdi içki ile ilgili olarak bir, bu adam içkiyi helal sayıyor mu? Bu bir. İki, bu hanımefendi kocası içki içerken ona hizmet ediyor mu? Yani bu iki açıdan bakmak lazım. Eğer koca içkiye helal demiyorsa, içkinin haram olduğunu, yasak olduğunu kabul ediyorsa ve hanım da ona içki servisiyle ilgili bir hizmet vermiyorsa, o zaman kadının bunda hiçbir şeyi yok. Ha.
Ama eğer adam, içki içen adam, içkinin haram olduğunu inkar ediyorsa, içki haram değil, asılsızdır gibi laflar ediyorsa dinden çıkar. Ve bu adam dinden çıkınca da İslam'a göre onların evlilikleri dinen biter. Belli bir şartlarla, o şartlarla dinen biter. Ha, ama inkar etmiyor. Yani içkinin haram olduğunu kabul ediyor ama alışkanlık içiyor. Ha, ve kadın da efendim hizmet etmiyor, ona rakı getirmiyor masasına filan. O zaman onun, kocanın günahı kendisine aittir. Bunun boşanması da gerekmez. Tabii istemezse. Boşanması da gerekmez. Ve bunun da bir sorumluluğu olmaz. Olmaz. Allah hidayet versin diyelim kocasına. Hocam bir hatırlatmada bulunalım. İzleyicilerimiz 0552 915 82 42 numaralı telefondan bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz efendim. Hocam namaz tesbihatını tek elle kalbimizin üzerinde çekmenin bir sakıncası var mıdır? Hayır efendim. Yani namazda tesbihatın elle çekilmesi, kalbin üzerinde çekilmesi, o tesbih dediğimiz aletle çekilmesi, bunların hepsi teferruat. Elimiz aşağıda olursa bir saygısızlık olur mu hayır, hocam? Olmaz. Burada önemli olan şey nedir biliyor musunuz? 33 defa Sübhanallah demek. O 33 defa Sübhanallah derken Peygamber Efendimiz şu parmak boğumlarından istifade edermiş. Buralarda. Tesbihi yokmuş Efendimiz. Tesbihi yokmuş bugünkü anlamda. Yani tesbih, adet yok o zaman. Adet yok. Ama tesbih ile ilgili şöyle bir rivayet var. Bir yaşlı kadın Peygamberimize diyor ki ya Resulallah ben unutuyorum parmağımla saymayı. Ben 33 tane hurma çekirdeği koysam ve her birinde onu çeksem olur mu? Olur demiş. Yani tesbihin tarihçesi olarak. Evet. O tesbih deyince Sübhanallah'ın değil, misbaha. Yani Arapçada misbaha dediğimiz o tesbih çekilen aletinin tarihçesi olarak bu nakledilir. Ama dediğim gibi Peygamber Efendimiz'in böyle bir aleti yoktu. O eliyle çekerdi. Dolayısıyla bazen böyle insanlar tesbihi işte bu şekilde alıyorlar. Evet. Başını yıkıyorlar. Yani bir bunlar de üflememiz gerekir mi hocam? Hayır, şart değil. Şart değil değil. Yok yani öyle bir şey de yok. Yani üfleme nerede var? Bak. Peygamber Efendimiz yattığı zaman bazı sureler okuyor. Elini üflüyor. Evet. Vücuduna şey yapıyor. Sıvazlıyor. Burada var. Yoksa tesbihi üfleme falan yok böyle bir şey. Bunlar nereden çıktı? Çıkmış. Ne yapalım? Yapıyorlar insanlar. Evet. Ne yapalım yani? Bunun yüzünden namazımız olmadı diyecek halimiz yok. Tesbihat olmadı diyemiyoruz. Evet. Ama burada asıl olan şey 33 defa Sübhanallah. Evet. 33 defa Elhamdülillah. 33 defa Allahu Ekber demektir. Sen bunları söyle de o sayıyı neyle tespit edersen et fark etmez. Bunları hızlı söylemenin bir sakıncası var mı hocam? Şimdi hızlı söylese ne kadar tesbih olur bilemem. Yani burada nedir? Sübhanallah diyeceğiz. Şimdi Sübhanallah, Sübhanallah. Bundan daha hızlı söylenebilir mi bu Sübhanallah? Sübhan. Zihnimizden geçirsek olur mu hocam? Yok, dille söyleyeceğiz. Şimdi yani Sübhanallah daha hızlı söylersek Sübhan olur. O da tesbih olmaz. Şimdi ben bazen şaşarım yani bazen camide falan bakarsınız. Ben Sübhanallah'ın yarısına gelmeden öbürü tesbihi bitirmiş atmış kenara. Yani böyle insanlara da rastlıyoruz. Şimdi şekil değil asıl olan bak. Görüntü değil asıl olan. Asıl olan cevher. Evet. Asıl olan o parmağı acele ettirmek değil. Sübhanallah demek. Allahu Ekber demek. Bir de onu hissederek. Ha, tabii. Yani. Bunları söylemek yani. Evet. Ama maalesef insanlar biraz böyle şekle saplanıp kalıyorlar. Ve onun ötesine de geçemiyorlar. İşte bu biraz bizim din anlayışımızın eksikliğinden kaynaklı bir şey. Yani ibadetlerde şekil olmakla birlikte ruh olmadan da şeklin çok bir anlamı olmuyor. Onu da bilmek lazım. Hocam farz olan, hac farz olan kişi sonradan hac yapmadan fakir düşerse hac farziyeti kendisinden düşer. Şimdi hacca bir kimseye hac farz olması için hacca gitme kudretine sahip olması lazım. Bu kudret sadece maddiyat mıdır? Ha, şimdi kudreti Peygamber Efendimiz azık ve binek diye tarif etmiş.
Şimdi iki türlü kudret var bizim usulü fıkıhta. Bir kudreti mümekkine var. Bir de kudreti müyessire var. Mümekkine mümkün kılan demek. Yani bir kimsenin hacca gidebilmesi için gerekli olan asgari şart. Ki bunu Peygamber Efendimiz azık, zat ve bir de binek bununla sınırlamış. Yani bu şu demektir. Bir kimse yemek yani nafaka kendisinin ve gidip gelinceye kadar ailesinin nafakası varsa ve bir de bineği varsa tabi o yol emniyeti filan haliyle var. Bu kimseye hac farzdır. Ve bu kimse hacca gitmek artık ona hac borcu olmuştur. Çünkü bu kudreti mümekkineye sabit sahip olmuştur. Ve bu ona borç olduktan sonra artık o ancak o hac yapılarak borçtan kurtulunur. Bir de o kudreti müyessire vardır. Yani kolaylaştıran kudret ki ona da mesela zekat örnek verilir. Zekat. Bir de şu usul fıkıhta şu tabirler vardır. Bu emirler fevri midir, terakki midir? Onlara girip de insanların kafasını karıştırmayalım. Yani şunu söylüyoruz. Bir kimseye hac farz oldu mu? Onun artık o haccı yapması da farzdır. Zaman ne olursa olsun. Eğer haccı yapmadan ölürse borçlu gider. Vasiyet etmesi lazım. Eğer gidemezse belki vasiyetten sonra o Cenab-ı Hak onu affeder. Ama şey olsa bile yani hac farz oldu. Yani bugün için parası var. Hac parası var. Efendim Kur'an'da da çıktı. Gitmedi. Gitmedi. Ha, şimdi bir daha gidemiyor artık. Yani ya parası bitti veya Kur'an'da çıkmıyor. Bu kimse hac borçlusudur. Gitmesi gerekirdi. Hac borçlusudur. Hanefi mezhebi bu. Tabi başka görüşler de var da Hanefilerdeki görüş bu. Peki efendim fakir düştü ama nasıl gitsin? Vaktiyle gitseydi o zaman. Borçlu gider öbür tarafa. Daha sonra hali vakti yerine gelirse, fakir düştükten sonra hali vakti yerine gelirse ve gitme imkanı bulursa yine gidecektir. Kadın geliyor Peygamber Efendimiz'e. Diyor ki ya Resulallah benim anneme hac farz olmuştu gidemedi. Ben onun yerine gidebilir miyim ya babama? Diyor ki senin anneyin ya da babayın birine borcu olsaydı sen onu öder miydin? Öderdim ya Resulallah. Borçlarının ödenmesine Allah herkesten daha layıktır. Yani ne yaptı Peygamberimiz? Ölmüş olan kişinin hac etmeden hac farz olduğu halde ölmüş olan kişinin hac borcunun düşmediğini burada göstermiş oldu. Göstermiş oldu. Burada hocam o zaman şartlardan bir tanesi de haccın da çıkması lazım. Zamanımızda öyle. Yani, peki hocam hac çıkmadığı halde başka kanallarla giderse o farz üzerinde düşer mi? Eğer legal bir yolla gidiyorsa ve özellikle de burada şuna dikkat etmesi lazım. Normalde hac sırası gelen kişinin hacca gitmesine engel olmuyorsa gidebilir. Bir şekilde hatır vizesi vardır. Mesela daha önce de söyledim. O Suudi Arabistan Başkonsolosluğu olsun veya Büyükelçiliği olsun. Bazı özel durumlarda ekstradan vize veriyor. Ha, Türkiye'nin kotası 85 bin ya. Ya tutuyor 1000 kişilik fazladan şey yapıyor. Ve onu tanıdığına, bildiğine işte ne bileyim kişilere veriyor. Onlar gidebilir. Bazen yurt dışı kanallarını kullanarak gidiyor. Olabilir, hocam. O da olabilir. Yani burada önemli olan şey Türkiye'de hak eden kişinin önüne geçmemektir. Geçmemesi lazım. Peki hocam mesela hac kendisine farz olmadığı halde bir borç bularak hacca giden kimse yol bulmuş mu oraya ekmeğe? Üzerinden borç kalkar mı? Yol buldu ya. Ben istatayileyi sebebiyle. Yol bulduğuna göre demek ki hac kendine farz olmuş demektir. Ve dolayısıyla o kıl yaptığı hac farz hac yerine geçer. Daha sonra tekrar gitmesine gerek yok. Çocuklar böyle değil. Aileyle beraber çocuklar da hacca gidiyor bazen. Evet. Orada ergenliğe ulaşmışsa o hac sayılır. Ama ergenlikten öndeyse ergenliğe geçtikten sonra tekrar hacca gitmesi lazım. Nasıl lazım? Hocam, kıraatin bazı namazlarda açık, bazılarında gizli olmasının sebebi nedir?
Bir defa ibadetlerle ilgili bizim klasik cevabımız. Bunlar tevkifidir veya taabbudidir. Gayrimakulül manadır. Bu tabirlerin hepsi kullanılır. Yani akılla bilinebilecek hususlar değildir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sallu kema ra'aytumuni usalli demiş. Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız siz de öyle namaz kılın. Ve Peygamber Efendimiz bu namazları böyle kılmış. Niye böyle kıldığını da sorgulanmamış. O da açıklamamış. Ancak şöyle bir şey var. İzah var bazı yerlerde. Şimdi Mekke dönemindeyken, tabi Miraç'ta biliyorsunuz namaz farz kılındı ki o da hicretten 1,5 sene önceydi değil mi? Mekke dönemindeyken Peygamber Efendimiz ibadet ediyordu. İbadet ediyordu, namaz kılıyordu, kıldırıyordu. Belki şimdiki şekilde değildi. Ve bu okurken, Kur'an-ı Kerim okurken müşrikler şey yapıyorlar, tantana yapıyorlar. Efendim şiir söylüyorlar, şarkı söylüyorlar. Ve Peygamber Efendimizin okuduğu o kıraatı karıştırıyorlardı. Onların bu durumundan kurtulmak için Peygamber Efendimiz gündüzleri sessiz okumuştu. Bazı tefsirlerde bu var, bilgi var. Sessiz. Neye? Müşrikler karıştırmasın. Onlar şey yapmasınlar diye. Ama geceleri müşrikler dışarı çıkmıyor. Ya yatmış, uyumuş veya kendi eğlencesinde. Akşam namazı vaktinde işte yemek vakti falan. O zaman açıktan okuyabiliyormuş. Bu böyle bir izah var ama o zaman da şu akla gelebiliyor. O zaman niye yatsı namazının son 2 rekatında? Akşam namazının son rekatında gizliden okunuyor. Madem öyleyse orada da açıktan okunabilirdi. Evet. Da buna cevap yok. Onun için biz burada şundan dolayı bundan dolayı demenin yerine en güzeli Peygamber Efendimiz bu şekilde okumuş, bu şekilde kıldırmış. Evet. Ve ondan sonra da bütün ulema, bütün dönemlerde Muhammed bu şekilde ve dünyanın her tarafında bu şekilde namaz kılınmış. Peki hocam ferdi olarak namaz kılarken okuduğumuz duaları ya da Fatiha'yı mırıldanarak mı okumalıyız? Ağzımızı hareket ettirmeliyiz yoksa içimizden bunu şimdi okuyabilir miyiz? Şimdi bir defa şu var. Bir defa telaffuz edeceğiz. Hatta ahras dediğimiz dili konuşamayanların dudağını kıpırdatması gerekir deniyor bazı kaynaklarda. Bazı değil yani Hanefilerde bu bayağı şey öyledir yani. Bazı kitaplarda ağzını kıpırdatmasına gerek yok diyenler var ama şey budur. Müftabi görüş parmak ağzını dudaklarını kıpırdatır. Şimdi ahras olmayan yani konuşabilen okuyabilen kişi ne yapacak? Okuyacak. Peki ne kadar ses çıkaracak? Şimdi bir defa cemaatle kıldığımız zaman sesli imamın sesli okulduğu rekatları kişi kendisi kılarken de sesli okuyabilir. Yani adam tek başına evinde namaz kılıyor. Sabah namazı. Fatiha'yı, sureyi sesli okuyabilir. Aynen imamın okuduğu gibi. Ama gizli de okuyabilir. Şart değildir. Ama caizdir. Peki sessiz okumakla sesli okumanın arasındaki şey ne? Diyor ki kişi kendisinin duyacağı kadar okursa o sessizdir. Yanındakinin duyacağı kadar okursa o sesli sayılır deniyor. Bunu da biraz da örtte dikkate almak lazım. Hocam ekilmesi için başkasına verilen tarlanın öşrünü kim vermek zorundadır? Şimdi öşür ürünün zekatıdır. Ürünü kim alıyorsa öşrü o verecektir. Şimdi burada ekmesi için tarlasını birine vermiş kişi. Bu karşılıksız vermiş olabilir. Kiraya vermiş olabilir. Ortakçılığa vermiş olabilir. Karşılıksız vermişse tarla sahibinin eline hiçbir şey geçmiyor zaten. Dolayısıyla tarla sahibinin hiçbir sorumluluğu yok. Şey olarak, öşür, zekat olarak. Tarlayı eken kişi ne kadar kaldırmışsa usulü dairesinde onun öşrünü verir. Peki ayrıyeten tarla sahibi kiraya vermişse aldığı kira bedeli var ya. O kira bedeli diğer parası malıyla eklenir üzerine. Onların zekatını verir. Öşür yine ürünü alana aittir. Eğer yarıcılığa vermişse, mesela elde edilen ürünü yarı yarıya bölüşme
Buna yarıcılık, ortakçılık, Arapça'da biliyorsun buna müzaraa denilir. Böyle vermişse o takdirde her birinin payına ne düşmüşse o payının ölçüsünü verir her biri. Mesela diyelim ki 200 ölçek buğday kalktı. Bunu yüzer yüzer bölüştüler. Efendim her biri 100 ölçeğin 10'da birini veya 20'de birini duruma göre verir. Evet. Burada ürünün kendisini verebildiğimiz gibi ücretini de verebilir miyiz? Ya bedeli verilebilir. Bedeli verilebilir. Hocam oruç... Tabii orada da ihtilaf olabilir. Çünkü Şafiilerde aynını verecektir. Zekat düşen malın kendisini aynını verecektir. Hatta şeyde de öyledir onlarda. Kaynaklarında yani fıkıh kitaplarında fitre verirken de işte ya işte diyelim ki 1,5 kilo buğday veya 3 kilo arpa verecektir. Hocam kıbleye yönelik olarak defnedilmediği sonradan anlaşılan bir cenaze için herhangi bir işlem yapmak gerekir. Yapılmaz. Yani vaktiyle tamam ilk şey yaparken bu usulü bilmek lazımdı. Ne olur işte yönü kıbleye doğru işte saptırma dediğimiz yer öyle gömülür. Ama öyle gömülmemişse yanlışlıkla tutup da kabir açılarak o kabrin işte cenazenin yönü değiştirilmez. Hocam bankada vadeli hesapta bekletilen para ile hac yapılabilir mi? Şimdi bankada vadeli bekletilen para kimin parası? Kişinin. O kendi parası. Oraya emanet vermiş. Faiz işliyor ya hocam. Faiz parası. Kendisine gelmiyor para. Emanet vermiş. Orada ne diyor? Vadeli hesapta bekletilen para. Vadeli mi diyor? Vadeli diyor hocam. Vadeli hesapta o faiz. Aldığı faizi verir başkasına. Ama ana parasını kullanır. Ana parasıyla hacca da gider yani. Evet. Peki hocam ihramsız olarak Mekke'ye girmenin hükmü nedir? Şimdi Hanefi mezhebine göre ne amaçla olursa olsun bir kimse Mekke'ye gidiyorsa o mikat yerleri dediğimiz yerlerden içeriye ihramsız geçemez. Nedir o mikat yerleri? Mesela işte Irak tarafından gelenler. Yani Medine tarafından gelenler, Zülhuleyfe dediğimiz veya Abar Ali denilen Medine-i Münevvere'ye, şimdi artık birleşti gerçi ama diyelim ki Mescid-i Nebevi'ye 15-20 kilometre mesafede olan yer. Orada ihrama girmesi lazım. Efendim, Yemen tarafından gelenler, güneyden, onlar Yelemlem denilen bir yerde. Ya bir de işte bazı var Zat-ı Irk denilen bir yerde giriyorlar. Yani bunlara mikat yerleri var birkaç tane. Bir ikisi aklıma gelmedi benim şimdi. Buradan içeriye ihramsız girmemesi lazım. Ve Mekke'ye ne amaçla giderse gitsin. İster umre yapmak için gitsin. İster hac etmek için. İster okumak için. İster ziyaret için. İster ticaret için. Hiç fark etmez. Peki ihramsız gitti. Girdi ne olacak? Yapması gereken şey aklına geldiği zaman, öğrendiği zaman İhrama niyetlenecek ve bir kurban kesecek. Veyahut da gerisin geri o mikat dediğimiz yere gidip orada ihrama girip gelecek. Hiç ihrama girmedi ve gitti Mekke'ye. Hanefi mezhebine göre günah işledi. Günah işledi ve bir kurban kesmesi lazım. Ancak diğer mezheplerde bu şart yok. Yani şöyle, diğer mezheplerde Mekke'ye hac veya umre için girenlerin İhrama girmeleri şart. Başka amaçla girenlerin ihrama girmeleri şart değil. Yani diyelim ki ticaret için girdi bir şey. Şafii mezhebine göre ihrama girmesine gerek yok. Veya şoförler var mesela. Medine'den Mekke'ye hacı taşırlar haç mevsiminde. Adam her gün gider gelir, her gün gider gelir. Şimdi bu adama biz her gün, her girişinde ihrama gireceksin desen zaten şoförlük yapamaz. 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 Evet. O yüzden tabi burası Hanefi Hanbeli mezhebinin görüşüne göre orada hareket ediliyor. Yani o mezheplere göre ihtiyaç halinde ihrama girmeden geçilebilir ama Hanefi mezhebine göre gidemez. Peki hocam Müslüman olmayanların Mekke'ye girmesi şimdi Müslüman olmayanlar Mekke'ye bilerek katılmıyor güya. Efendim o harem sınırı yani Mekke değil de daha dışı harem sınırında orada Mekke ve çevresine harem diyoruz. Orada yazar. Memnu'u dukhul li gayril müslimine der. Yani Müslüman olmayanların
buraya girmesi yasaktır. Peki buna uyuyorlar mı? Kim nereden uyacak? Türkiye'den gidiyor adam. Ateşli de gidiyor gerektiği zaman. Yani gerçi tabii ateist olan hacca gitmez ama başka amaçla gider. Ticaret amaçlı gider. Ticaret amaçlı gider. Veya bakarsınız işte başka din mensubu da bir şekilde giderken, evet orada bazen şey kontrolü yapıyorlar elbette. Evet. Ama pasaport kontrolü yaptığı zaman evet, diyor ki bu adam TC, tamam. Adı da işte filan, tamam. Bu Müslüman, geç. Hiç kimse kalbini yarıp da bakmıyor. Şimdi burada asıl olan şey şu. Bir, hac yapmak için giremezler deniliyor. Peygamberimiz bunu, hatta ayette de geçiyor galiba değil mi ya? Mekke'ye gayrimüslimlerin giremeyeceğine dair. Hatırlamadım. Yani ben de biraz tereddüt ettim. Ama Peygamberimiz söylüyor zaten. Giremez. Niye giremez? Bir, hac etmek için giremezler. Çünkü onların haccı biraz sapıklıktı. Mesela çırılçıplak Kabe'yi tavaf ediyorlardı falan. O. Bir de müstevli olarak giremezler. Yani orayı istila eden hakim olacak da giremezler şeklinde izahlar getiriliyor o şeyler, hükümler. Ama dediğim gibi şimdi o Arapların o levhasına bakarsan hiçbirinin girmemesi lazım. Lazım. Hocam ağzında sağlık, ilminize bereket. Bugün de programımızın sonuna geldik. Efendim sizler de Hüseyin Kayapınar hocama sorularınızı 0552 915 82 42 numara telefondan bizlere ulaştırabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.